Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman bize çokgenler bir düzgün dokuzgen bir de düzgün 18gen verilmiş. Önce düzgün dokuzgenle düzgün 18genin birer kenarları ortaksa ben şunu derim artık bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ayrıca bir düzgün dokuzgenin bir iç kenarı iç, bir iç açısını nasıl hesaplarız? Önce dış açısını 360'ı böler 40 derece dış açı olduğunu bulurum. Peki dış açısı 40 ise iç açısı 180'den çıkardım mı 140 derece. Aynı mantıkla düzgün 18 gen hesaplarsam 360'ı 18'e böldüğümde 20 derece bir dış açısı. 180'den çıkarırsam 160 derece iç açıya kalır. E burası tüm açıdır. E tam açılar bizim için 360 derece olduğuna göre, arkadaşım bak burası 140, burası 160sa etti sana 300 geriye kaç derece kalacaktır? 60 derece kalacaktır. Gel dostum şöyle bir şey yapalım. Şu iki arkadaşı birleştirelim. 60 derecelik iki uzunluk birbirine eş verildiyse aslında bu bir eşkenar üçgendir. Buraları da 60 derece 60 dereceyi yapıştırırım. Bak şurada sarıyla taradığım bölgede bir ikizkenar üçgen geldi. Yani burası x ise şu açının da ne olması gerekir? x açısı olması gerekir ki biz x açı arıyorduk. Hocam sırası, şurası düzgün dokuzgen bir iç açısıydı. 140 dereceydi. 60'ı buradaysa ne yaptı? 200 derece etti. E tamam 360 olduğuna göre çıkardığında geriye 160 derece kalır. E, 180 olduğuna göre üçgen iç açılar toplamı 10 derece. 10 derece olarak paylaştınız. O zaman x'imizin 10 derece ile doğru cevabımızın cehman olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman düzgün altıgende taralı alanın 135 kökü santimetre kare olduğu verilmiş. Şöyle bir şey yapalım mı seninle? Gel, biz bir köşegenleri çizelim. A ile D'yi birleştirdim, A ile C'yi birleştirdim, E ile B'yi birleştirirken şu merkezde. Şimdi ben bu bölgenin alanına A dersem bu bölgenin alanına da A derim. Buna da A derim. Buna da A derim. Buraya geriye iki A'lık bir bölge kalacak ya bu arkadaşlar birbirlerine paralel olduğuna göre A, de köşegen olarak verildiğine göre burada bu bölgeler de A'ya A olarak parçalanmış. Tamam mıdır? Demek ki bana taralı olarak verilen şu bölgenin alanı kaç a'ya denk geliyor? Hemen yazalım şurada. 5 a'ya denk geliyor. 5 a'mız 135 kök Her tarafı 5'e böldüğümüzde a'yı 27 kök 3 bulurum. Bu dursun kenarda. Bana düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu soruluyor. Hocam AB uzunluğuna A, BC uzunluğuna A dersem bir düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Şu bölgenin alanı nasıl bulunuyordu? A kare çarpı kök 3 bölü 4. Bir kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4. O A bölgesinin alanı A bölgesinin alanında 27 kök 3 olduğuna göre hocam kök 3'ler birbirlerini götürür. A kare aslında 4 çarpı 27 demektir. Her tarafı kare kök için alırsan A buradan 4 2 diye çıkar. 27'yi... 3 köküç olarak kalacaktır. Düzenlediğimde 6 köküçle bize verilen düzgün altıgenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımın Ceyhan olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bize bir kare ve bir de düzgün beşgen verilmiş. Yani hocam bak bu düzgün beşgense bu arkadaşlar da DC'de köşegen olacağına göre bu düzgün beşgenin bir ikiz kenar üçgen oluşur. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. O zaman bu arkadaşlara 36 derece ve 36 derece kalacaktır. Tamam mıdır? Bunu kenara koyalım. Peki şuraya kaç derece kalır? Hocam, hocam tamamı 108 derece olduğuna göre 36'sını sen buradan çekersen geriye buradan 72 derece kalmış olur. Ki burası kare ise şuraya da 18 derece kalır yapıştırırız. Sonra ne yapalım biliyor musun? Gel dostum D'den F'ye bir köşegen çizelim bu beşgende. Hocam bizim bu DC uzunluğuyla DF uzunluğu birbirine eşit Çünkü köşegenlerdir bunlar. Düzgün çokgenlerde köşegen uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Peki arkadaşım bizim ABC'de bir kareydi. DC'de bir karenin e, kenarıydı. O zaman bu uzunluk yeşille gösterdiğim uzunluk diğerleri için de geçerlidir. Bu uzunlukların da birbirine eşit olması gerekir. O zaman burayı iki eşit parçaya böler. 72, 36, 36 bölü. Şuraya dikkatini çekmek istiyorum istiyorum. 18-36 daha kaç yapar? 54 derece. Hocam burada 54 derecelik DAF ikizkenar ikiz kenar üçgeni oluşur Peki geriye 54 ise 180'den 54'ü çıkarıp 2'ye böldüğün zaman buradaki ikiz kenar üçgenin e, eşit olan kenar uzunluk e, kenar ölçülerini bulmuş olursun. 180'den 54'ü çıkardığında 126. 2'ye böldüğümde 63 derece bulmuş olurum. Yani burası 63 derece, burası da 63 derecedir. Bekle dostum. Şuraya dikkatini çekelim. E 108 dereceydi. Neydi? Düzgün çokgenin bir iç açısıydı. 36 ise burası da 36'dır. Demek ki 36 ile x'in toplamı kime eşit olmalıdır? 63'e. 36'yı karşıya atarsam 63'ten 36'yı çıkardığına x'i buradan 27 derece doğru seçeneğimi de C han bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda düzgün altıgenin çevresi 24 birim verilmiş. O zaman her biri 4 birimlik bir düzgün altıgenin kenarlarını E, EEB bir köşegen iki katı olacağını biliyorum kenar uzunluğunun. 8 birim olur. Buranın tamamı 8 burası 4 ise arkadaşım bak şurada düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. O halde şuraya 60 derece kalır. Şuralarda da 60 derecelik birer eşkenar üçgen. Aynı mantıkla buralarda da 60 derecelik birer eşkenar üçgenler oluşacaktır. Ayrıca burası 4 ise katladığıma göre şu NM de 4 olur. Buralara da ikişer birim kalır. Hocam şu KL aslında bizim E, D, C, B düzgün yamumuzun orta tabanıdır. Alt taban 8 ile üst taban 4'ü toplayıp 12'yi 2'ye böldüğümde yani 6 birim üst tabanı bulurum. Gel biz o şekli şöyle bir taşıyalım buraya. Şöyle, şöyle ve şöyle alalım. İsimlerini verelim. K, L, E, B'yi buraya taşıdım. Bak şurası 60 dereceydi. Şurası 60 derecedi. Daha sonra şöyle bir KN, şöyle bir KM çizelim. Burası ne? burası M. Buralarda ikişer birim olduğunu biliyorum. Şuraya 4 buraya da 6 kalıyor. Bizden istenen bu sarıyla taradığım bölge aslında. Yani düzgün yamuğun alanı bu sarıdaki bölgede. Peki şöyle yapsak. Biz şuradan bir 90 derece indirsek. Şuraya 30 derece kalır. Hocam 90'ın gördüğü ikisi 30'un gördüğü bunun yarısı 60'ın gördüğü de köküç katı kadardır. Bu sarıyla taradığım bölge aslında düzgün yamuğun alanıdır. Alt tabanla üst tabanı toplar. 4 ile 6'yı toplar. Yükseklik olan köküçle çarpıp yarısını alırsan düzgün yamuğun alanı bulmuş oluruz. Yani 10 kök 3 bölü 2'den sadeleştirdiğimde 5 kök 3 ile doğru cevabımı Bursa seçeneği bulmuş olurum. Değerli arkadaşım burada DC 3 parçayı de 4 eş parçaya bölmüş. Gel biz bunun tamamına 12A diyelim. O zaman burası da 12A olur. 12'yi 3 parçaya bölersem buraya 4A kalır. 12'yi e, 4 parçaya bölersen 3A'ya 3A'dan tamamına 6A kalır. Gel biz de bir de buradan bir B'den DC'ye bir yükseklik çizelim ve H diyelim. Bu yeşille tarılı olan bölge aslında bir yamuktur. Yamuğun alanı alt tabanla üst tabanı topladığımda 10A çarpı yükseklik H bulmuştum. Bölü 2 bana bu taralı bölgenin alanı verir. Orası kaç verilmiş bize? 15 verilmiş. Hocam sadeleştirdim 5. Sadeleştirdim 3. A çarpı H'yi kaç bulmuş olurum? 3 bulmuş olurum. Bunu yazdım kenara. Daha sonra bize ABC'de paralel kenarın alanı soruluyor. Paralel kenarın alanı nasıl bulunuyordu? O kenar, o kenara ait yüksekliği çarparız. Peki o kenar kaç? 12 çarpı A. Yükseklik kaç? H çarptığımda A çarpı H'yi 3 bulmuştum. 12 ile de 3'ü çarptığımda 36 ile doğru cevabımı Denizli bulurum değerli arkadaşım yastığın arkana tatlı güzel bir soru çözeceğiz yani Biz x'e ulaşmaya çalışıyoruz. CH arasındaki uzunluk. Şöyle yapalım. Biz buna A, buna A diyelim açı ortaylarına. Buna B, B buna B dersem aynı yöne bakanlar 2A artı 2B'nin 180 derece. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde A artı B'nin 90 derece olduğunu görür. Yani şurası A artı B 90 geriye yine bir 90 derece kalır. 2 kök 5. Beş. Kök 5 ise A, B uzunluğu Pisagor'dan bulur. Ama ben x'e ulaşmaya çalışacağım. Neler yapabilirim? Peki biz bu EB açı ortay doğrusuydu. Açı ortayda kollara inilen dikmeler birbirlerine eşitti. Yani ben buraya bir dikme çizdiğimde şuraya çizdiğim dikme ile şuraya çizdiğim dikmeler birbirlerine ne olacaktır? Eşit. Yani bu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaş birbirlerine eşittir. Yani ben buraya K dersem burası da K'dır, burası da K'dır. Tamam 2K ise doğal olarak DH'de bir yükseklik olacağına göre buranın da 2K olması gerekir. Hocam şimdi biz AB'yi bulacağız. Gel AB'ye ne diyelim biliyor musun? Y x verilmiş y diyelim şurası 90 dereceydi pisagor yaparsam 2 kök 5'in karesi artı kök 5'in karesi eşittir y'nin karesine. Hocam buradan 20 artı 5 eşittir y kare. Y'yi buradan 5 buldum görürsün. Yani burası 5'miş. O halde arkadaşım şu uzunluğun tamamında kaç olmasını beklerim? 5 olmasını beklerim. Peki bu taradığım üçgenin alanını bulmanı isteseydim taban çarpı yükseklik 5 çarpı k bölü 2 demez miydin? Ya da Hocam cam 2 kök 5 çarpı kök 5. Bu da taban çarpı yüksekliğe denk gelir. 2 kök 5 çarpı kök 5 bölü 2. Aynı şeylerdir. O halde arkadaşım. 2'ler birbirlerini götürdü burada. Bak burada kök 5 ile kök 5'i çarptığında 5 yapar. Karşıdaki 5'i götürür. Çapraza girdiğinde k'yı buradan 2 bulurum. E k2 ise buranın 2k olduğuna göre 4 olması gerekir. Hocam burası 90 ise e burada bir özel üçgen var. Ne olmalı? 3, 4, 5 özel üçgen. O zaman x'in 3 doğru seçeneğiminde bursa olması gerekir. Değerli arkadaşım yine güzel bir sorunuz var karşımıza. Bize bir paralel kenar verilmiş. AC bir köşegen. E diğer köşegeni de biz çizelim ve şunu söyleyebilirim. Bu arkadaş bu arkadaşa. Bu arkadaş bu arkadaşa eşittir. AC'nin tamamı 13 ise burası 13 bölü 2'dir. Ayrıca bak bize FBED paralel verilmiş. Burada bir edbf 1 neyi var? Yamuğu var. Düzgün yamuğu. Aslında burada orta tabana denk geliyor. Şurası orta taban düzgün yamuk için. Alt tabanla üst tabanı toplar. 8 ile x'i toplar. Yarısını aldığın zaman sana orta tabanı vermesi gerekiyor. Yani 13 bölü 2. Hocam ikiler birbirlerini götürdü. 8'i karşıya atarsam x'i buradan 5. Doğru seçeneğimi Ceyhan bulurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bize bir eşkenar dörtgen verilmiş. Bütün kenarları birbirine eşittir. Hocam 4 birimse AD4. Burası 4 birimse buraya 1 bir verildiyse buraya 3 buraya da 4'ü yapıştırın. Ayrıca gel biz BC'ye paralel E'den bir doğru gönderelim. Şu şekilde. Yani bu arkadaşlar birbirine paralel olsun. Burası 1 ise burası 1. Burası 4 ise burası 4. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. 120 ise burası da 120 derece. Aynı yöne bakanlar 180'e tamamlar. Burası 60 derece ise o halde arkadaşım şuranın kaç yöndeş olduğuna göre 120 derece olması gerekir. Burası bir birim tamamıysa buraya 2 birim kalır. Senden istediğim şu sarı üçgene bakma. Şimdi burada aslında x'e ulaşabilecek birçok yöntem var. Önce bir çizelim. Şöyle senle gel çizmiş olalım o kısmı. Şöyle bize neler verilmiş? E buraya biz ne diyelim biliyor musun? G diyelim. Şurası F olsun. Şurası 120 derece. Hocam burası 2 birim, burası 4 birim, burası da x. Aslında kosinüs teoremiyle bulabilirsin ama gerek yok. Gel biz bu üçgeni değiştirelim. Şöyle 1 E'den ve F'den getirecek bir dik üçgene çevirelim. Şurası 90 derece bir üçgen olduğunu kabul edelim. O zaman şuraya 60 derece. Burası 90 ise buraya 30 derece kalır. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2. Bir dakika. Aklına şu takıldı değil mi? Ya hocam kafana göre 90 derece çizebilirsin arkadaşım. E'den öyle bir doğru çizerim. F'den öyle bir doğru getirin ki 90 derecelik. Onu değiştirme hakkı bana ait. E burada da 60 o zaman buraya da 30 dereceden 30-60-90 üçgenini elde ettim kısacası. 30'un karşısında 2 ise 60'ın gördü. bunun kökü 3 katı kadardır 2 kök 3. Farkındaysa bizim için bu sarıyla taradığım üçgen bir dik üçgendir. Burada da Pisagor yaparsak yani hipotenüs olan x'in karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı bu uzunun tamamı 4 birimdi 4'ün karesine. O halde x kare eşittir buradan 12 buradan 16 x kare buradan 28. Her tarafı kare kök için alırsam x buradan 2 kök 7 ile Doğru seçeneğimi Adana yapmış olur. Değerli arkadaşlarım güzel bir soru var. Aşağıdaki ABC üçgenin içerisine 6 tane boyalı düzgün altıgen çiziliyor. Boyalı bölgenin alanı 9 kökü santimetre kare olduğuna göre ABC üçgenin alanı düzgün altıgenin bir iç kenarı 120 derecedir. Hocam şu iki köşegeni birleştirdiğimiz zaman bak arkadaşım burası 120 derecesi şurada bir 60 derecelik aslında bir ikiz kenar aslında burada bir eşkenar üçgen vardır. Doğal olarak bu arkadaşlar da hep birbirlerine eşittir. Çünkü bununla da bu eşittir şurayı da kaç derece kalacaktır 30 dereceye 30 derece kalır. Şöyle diyelim mi? Biz bu kenar uzunlukları A birime A birim diyelim. Biz bir düzgün altıgenin alanını nasıl hesaplarız? Bir kenar A ise A kare çarpı kök 3 bölü 4 ile içinde oluşan 6 tane eşkenar üçgenin bir tanesini buluruz. Bunu 6 ile çarparsan bir tane düzgün altıgenin alanını bulursun. Bunun gibi kaç tane var burada? 6 tane. Bunu bir kez daha 6 ile çarparsam arkadaşım ben ben 9 kök 3 elde ediyormuşum. 9 çarpı kök 3. Kök birbirlerini götürür. Çapraza girdiğimde a kare çarpı 6 kare 6 36. 9 kere 4 36. 36'lar da birbirini götürür. A kareyi 1. A'yı yine 1 bulmuş olurum. Yani sen şunu diyebilirsin. Hocam burası bir birim. Burası bir birim. Burası bir birim. Burası bir birim. Şurası kaç derece kalacaktır? 120 derece. E kök 3 katı kadar olurdu. O zaman şu kenar uzunlukları kök 3. Aslında bizim karşımızda bir kenar uzunluğu 4 kök 3 olan 4 kök 3 olan bir eşkenar üçgen gibi. Peki eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyorduk? 4 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4 ile. Hocam burayı düzenlediğimde 16 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4. 4'ler sadeleşti. 4 kaldı. 4 göre 3 12 çarpı kök 3 ile doğru cevabımı denizli buldum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda paralel kenar verilmiş. Ben şu bölgenin alanına A diyeyim. Bu bölgenin alanına B diyeyim. Dikkat et değerli arkadaşım. Burası 10 A ise buranın da 10 A olması gereken Neden? Yamuktan dolayı. Peki arkadaşım baktığımızda bu köşegenin yarısı oluyor ya. Bu yarısı şu yeşille çizdiğim e, paralel kenarın diğer köşegenini göstereceğim. Bak köşegen iki kısma bölüyor. Bu iki kısmın yeşil ile sarı bölgenin alanlarının birbirine eşit olması gerekir paralel kenarda. O halde buranın alanı 25 artı A. Diğer tarafın alanı A artı B. Hocam A'lar birbirlerini götürür. B'yi 25 santimetre kare bulurum. Benden istenen D, F, K, C. D, F, K, C. Aha da bu bölge. B bölgesi. B'yi de 25. Doğru seçeneğimi de Edirne buldum. Değerli arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman dik yamuk verilmiş. Şöyle bir dikme indirelim. Hocam 6 ise burası da 6. Burası 4 olur. 6, 8, 10'un üçgenin olduğunu farkınaysın AB uzunluğu tamamı 12 birim. Gel buradan da şöyle bir dikme indirelim. Bu şekli buradan getirip koymuş. PR uzunluğu sorulmuş bize. Bak arkadaşım burası kaç birimli? Şurası 4 birimli. Burası 6 birimli. Burası 4'tü. E tamamı bunun 12 olduğuna göre geriye 8 kalacaktır. O zaman şurasının tamamı da 12 dersem. Şurası, bak arkadaşım, şu uzunluğun tamamı 4 artı 12'den ne yaptı? 16. Şu üçgene bakmanı istiyorum. PR'ye X dersem, X kare eşittir. 6'nın karesi artı 16'nın karesi. Tabii ki de bunların karesini şimdi burada almayacağım. Ben sana bunu almıştım soruyu çözmeden önce, yani videoyu çekmeden önce. X'i buradan kök içine aldığında, düzenlediğinde 2 kök 73 geliyor. Yani doğru cevabımı Ceyhan buldum.